Arkadaşlar merhaba iyi pazarlar. Eğer çalışanlarınız varsa pazar pazar kolay gelsin. Allah yardımcıları olsun diyorum. Evde tatil yapanlara da iyi istirahatlar diyorum. Şimdi arkadaşlar e, bayadır yayın yapmıyorduk çünkü baya bir yoğunluktan dolayı biliyorsunuz sürekli eğitimler vesaire eğitimlerimiz bu arada hala devam ediyor. E, baya bir e, yoğunluktan dolayı kayıtlara da e, inanın çok fazla zaman ayıramıyorum fakat bugün özellikle bu yayını yapmak istedim. Neden? Size bir haberimiz var. Nedir bu haber? Artık Mustafa Hoca yani sizin bildiğiniz adıyla Mustafa Hoca tabii benim öğrencilerimin bildiği adıyla Mustafa'lılar bizim öğrenciler Mustafa'lılar beyliğine dahildir. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu öğrenci arkadaşlarım daha doğrusu bunlar artık öğrencilikten çıkmış yetişmiş baya bir artık dış ticaret uzmanı olmuş arkadaşlarımızla beraber e, artık e, danışmanlık üzerine faaliyetlerimizi birebir olarak yoğunlaştırdık. Bununla alakalı da işte şirket kurulumlarımız vesaire web sitemizi vesaire kurduk. sitemize web sitemizde dışrota, dışrota tabi Türkçesi dışrota.com Bugün biraz bu faaliyetten bahsetmek istiyorum. Ne yapıyor bu dış rota olarak diye. Kısacası böyle ana fikri verecek olursak, bu dış rota, ihracat yapmak isteyen ya da hali hazırda ihracat yapmakta olan firmaların ihtiyaçlarını karşılamak için, bir anlamda danışmanlık vermek için, bir anlamda yurt dışındaki pazarını geliştirmek için kurulmuş bir firma. Şimdi adım adım söyleyeceksek. Eğer hiçbir ihracat e, bilginiz yoksa, ihracat yapmıyorsanız ama ihracat yapmak istiyorsanız sizin için bu dış rota ne yapıyor arkadaşlar? Bu dış rota öncelikle sizin firmanızı bir analiz ediyor. Yani dış ticarete uygun musunuz, değil misiniz, eksikleriniz var mı, yok mu? Bakın bu çok önemli. Çünkü e, ne yazık ki bizler biraz e, hızlı kanlı insanlarız. Yani tez canlı derler bize, de. Tez canlıyızdır millet olarak. E, bu bazen iyi, bazen de çok kötü. Ee, tez canlı olmamız hızlı fikirler, hızlı kararlar almamızı sağlıyor. Bu güzel bir şey fakat bu kararları almamızı sağlarken bazı şeyleri atlamamızı da sağlıyor. Bu da kötü yön. Yani. Ve dış ticarette e, bazı detayları atlamak ne, ne yazık ki hayati sonuçlar doğurabiliyor. Şimdi öncelikle firmanız varsa bu firmanızın dış ticarete uygun olup olmadığını analiz etmemiz gerekiyor. Analiz ediyor daha doğrusu bu e, dış rota. Çünkü bu çok önemli. Eğer eksikleriniz varsa yarın bir gün mal gönderseniz bile mal gönderdikten sonra sıkıntılar yaşarsınız, mal gönderirken sıkıntılar yaşarsınız vesaire vesaire. İşte dış rotanın amacı öncelikle sizin birinci adım olarak firmanızı incelemek, ikinci adımı olarak da hedef pazarınızı belirlemek. Yani sizin firmanızın satmak istediği A ürünü B ürünü neyse hangi pazarlarda çok daha Yoğun talep görüyor. Bu pazarlardaki rekabet oranı nedir? Bu pazarlarda, bu pazarlar Türkiye ile çalışıyor mu vesaire gibisinden ikinci adım olarak da pazar araştırmanızı yapıyoruz. Üçüncü adım pazar araştırmasından sonra bu pazardaki potansiyel müşterileri buluyoruz ve bu müşterilerle yine sizin adınıza iletişime geçiyoruz. Sizin adınıza bu e, müşterilerle ne yapıyoruz? E, tanıtımlar yapıyoruz vesaire. E, tabii bu pazar araştırması ve tanıtım sürecinde de sizin e, her türlü e-ticaret eksiğinizi de gideriyoruz. Nedir işte web sitenizden, yabancı dil desteğinize, B2B sistemlerinden, e, YouTube reklamlarınızda vesaire vesaire gibisinden. E, tabii bu arada mesajlar durmuyor kusura bakmayın sesler geliyordur. Neyse arkadaşlar yurt dışına e, tanıtımlarınızı yapıyoruz, müşterilerinizi buluyoruz. Bu müşterileri bulurken e-ticaret sistemlerinizde eksikleriniz varsa bunları tamamlıyoruz. ...ve müşterilerinize ürünlerinizi tanıtıyoruz. Ürünleri tanıttıktan sonra eğer müşteriniz e, ürünlerinizle alakadarsa... ...yurt dışından sizi ziyaret etmeye gelmek istiyorsa... E, ...ne yapıyoruz? Birebir olarak bu ziyaretlerde sizin yanınızda oluyoruz. E, i̇şte sizin firma tanıtımınızı müşteriniz geldiğinde yine buna devam ediyoruz. Sonra ne yapıyoruz? İş anlaşma kısmına geldiğinde sizin adınıza bu adam, adamlarla anlaşmaları yapıyoruz... Çünkü burada anlaşmalar çok önemlidir. birebir uzmanlık isteyen konulardır. Sonra ne yapıyoruz? Adamlar diyelim ki e, malınızı almak istiyor. Ödeme yöntemlerini, teslim yöntemlerini ayarlıyoruz. Buna göre üretim sürecine başlıyoruz. Üretim sürecindeyken eksiklerimiz varsa, e, gözümüzden kaçan şeyler varsa bunların denetimini sağlıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? İhracat aşamasına giriyoruz. Bütün ihracat prosesini sizin adınıza biz takip ediyoruz. Ya da siz düzenliyorsanız biz burada sizi eğer ihtiyacınız varsa denetleyip hatalarınızı gösteriyoruz ve en sonunda da mallarınızı yurt dışına gönderiyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bizler yani bir anlamda şöyle düşünün bir şirket var bir Mustafa'lılar bizim şirketimizin yani şirket dedim özür dilerim eğitimde beni siz Mustafa Hoca olarak bilirsiniz ama öğrencilerimin hepsi Mustafa'lılar olarak geçer ee, bu grup e, sizin birebir pazarlama departmanınız oluyor, dış ticaret departmanınız oluyor, e-ticaret departmanınız oluyor, lojistik departmanınız oluyor. Çünkü bu çocukların hepsi bunlar üzerine uzmanlık eğitimi almış çocuklardır. Daha sonra arkadaşlar e, bu desteklerin yanında şunu da söylemek istiyorum ee, ...ana kadro olarak 10 kişilik bir dış ticaret uzmanı var... ...bunun içerisinde lojistik uzmanı var, e-ticaret uzmanı var... ...bunun içerisinde e dış ticaret uzmanı var... ...fakat bunun haricinde 50 kişilik bir e arka destek grubu var... ...yani aslında sizin 50 kişilik bir e pazarlama departmanınız oluyor... ...ya da aslında şöyle söyleyelim... ...50 kişilik bir pazarlama, dış ticaret, e-ticaret ve lojistik departmanınız oluyor... Bir işte atıyorum 5 kişilik bir firmanız varsa aslında 55 kişi oluyorsunuz. Ve arkadaşlar bu çalışma e, eminim ki sizin firmanıza boyut atlat, atlatacak şekilde. Diğer taraftan arkadaşlar e, tabi bunun bir maliyeti olacaktır. Bunun maliyetini nasıl yapıyoruz? Bunun maliyetini şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Aylık olarak danışmanlık ücreti olarak biz sizinle anlaşıyoruz. Fakat bu ücretler öyle gözünüzü korkutacak piyasadaki ücretlerin yarısı kadar Ücretlerdir. Gözünüzü korkutacak bir ücret değil. Fakat burada ne yapıyoruz? E, her ne kadar aylık olarak sabit ücretimiz e, öyle yüksek derece olmasa da ürünlerinizi sattığımızda e, ürünler üzerinden bir prim usulü oluyor. Yani asıl e, bizim burada kazancımız sizin ürünlerinizi sattıktan sonra biz kazanç elde etmeye çalışıyoruz. Bakın e, benim eğitimlerinde bir e, özelliği vardır. Mesela benim eğittiğim çocuklara ben şunu söylerim ki bunu dünyada kaç kişi söylüyordur bilmiyorum. Ben çocuklara şunu söylerim. Çocuklar dedim. Ben sizi eğitirim. E, ee, mesela geldi çocuk. Üniversite öğrencisi çocuk geldi. Dedi ki hocam ben eğitim almak istiyorum. Ben ona şunu söylerim. Ben seni eğitirim. Eğittikten sonra işe yerleştiririm. İşe yerleştirdikten sonra bir yıl, son, bir yıl boyunca da seni o işte denetlerim. Eğer ben seni e, iyi eğitip işe yerleştiremezsem ben senden işte atıyorum eğitim sürecindeyken %30'luk bir bedel alırım. Geri kalan %70'lik bedeli ancak sen işe girdikten sonra bana verirsin. Eğer ben seni işe yerleştiremezsem o %70'lik bedeli de istemiyorum derim. Neden? Çünkü benim mantığım şöyledir. Eğer ben bir iş yapıyorsam, mesela eğitim yapıyorsam, bu eğitimin amacı ne? Çocuğun öyle boşu boşuna vaktini geçirmek, e, ümitlerini çalmak mı? Hayır. Bu eğitimin amacı bu çocuğu bir yere yerleştirmek. Bir gelecek sağlamak. Eğer ben bu çocuğa bir gelecek sağlayamazsam zaten o hak ettiğim... Yani o ücreti de hak etmiyorumdur demektir. O yüzden hak etmediğim bir şeye de ihtiyacım yoktur. Almam en azından benim için haramdır. Ee, çocuklardan eğer işe yerleştiremezsem geri kalan %70'lik kısmını da almıyorum. Ki bugüne kadar Allah'a şükür hiçbir öğrencim de açıkta kalmadı. Bakın bunun altını çiziyorum. Her yetiştirdiğim çocuk e, bu, şi, bu ülkenin en büyük holdingleri de dahil. Şimdi isimlerini zikretmek istemiyorum. En büyük holdingleri de dahil. Çok güzel yerlere gelmişlerdir. İşte benim bu eğitim çocuklarla e, biz bu işi yapıyoruz. E, bu arada şunu da söyleyeyim: e, Bizim dış rotanın bir farklılığı var. Farklılık şu: Biz e, öyle kimse kusura bakmasın ama kitaplardan ya da okullardan öğrenilmiş bilgilerle bu işi yapmıyoruz. Benim sektördeki deneyimim artık 23. 24. yılına giriyor. Ben bu çocukları bu 24 yıllık eğitim, bu 24 yıllık deneyimle eğitiyorum. Kitap bilgisiyle değil. Ama aynı zamanda bu çocuklar e-ticaret üzerine de eğitiliyor. Uluslararası lojistik üzerine de eğitiliyor. Yani bir dış ticaret uzmanının ihtiyacı olan her şeyle eğitiliyor. O yüzden bizim çocuklar hatta ben onlara şöyle söyledim çocuklar e, diğer dış ticaret uzmanları kimse kusura bakmasın. eğerse sizler özel harekatçısınız sizler her e, daim her yerde ayakta kalmak üzere eğitiliyorsunuz. Ee, o yüzden kıymetinizi bilin, ciddiyetinizi bilin derim. Neyse uzatmak istemiyorum. Ee, web sitemizi bilgileri aşağıda yer alıyor. Ee, bizim de bu konuda dış rota konusunda iletişim kurmak isteyen varsa iletişim bölümünde bölgelere de ayrıldı. İşte İstanbul için, Bursa için, İzmir için falan falan. Ee, bu bölgelerdeki arkadaşlarımızla da birebir olarak iletişim kurabilirsiniz. Ya da benim numaramdan da birebir olarak iletişim kurabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa. E, mail adresimizden, telefon numaralarımızdan e, bizlere soru sorabilirsiniz. Peki, teşekkür ederim. Pazar pazar çok da fazla sizleri yormak istemem. Hepinize iyi pazarlar dilerim.